Saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor ve iki kıta 3 köprü 106.6 frekansında devam ediyor. Hattımızda Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren var. Teknoloji dünyasında neler yaşanıyor onları öğreneceğiz. Alo, merhaba. Merhaba Çağatay Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Efendim, teknoloji dünyasından ne haberler var? Hem dünyada hem Türkiye'de haberler var. Biz dinleyicilerimiz için derledik. Ama önce isterseniz dün yapılan bu hayatımızı bir süre sonra çok etkileyecek 4.5G diye tabir edilen ihaleden başlayalım. Biraz bilgi vereyim Tabii istiyorum, tabii izin buyurun efendim. verirseniz. Buyurun. Şimdi dünyada birçok ülke, 130'a yakın ülke 4G'ye geçmişti. Biz de geçmeyi bekliyorduk. Fakat ileriki teknoloji 5G teknolojisi de çok hızlı bir şekilde geldiği için ne 4 ne 5 teknolojisi ortasındaki bir teknolojiyi onun isimle 4.5G dedik. Çok teknik şeylere boğmadan anlatmak istiyorum aslında bu Buyurun efendim. teknolojiyi. Tabii. 4.5G teknolojisi ihalesi dün yapıldı. Türkiye'de 4, 3 operatör bir firma, 4 firma bu ihaleye girmiş oldu. Çok da güzel geçti. Devletin kasasına KDV dahil 4 milyar euro yaklaşık bir para kalmış oldu bu ihaleden. Çeşitli frekanslar, 20'ye çeşit frekans bu ihaleye giren firmalar tarafından alındı. Bu frekanslar şu demek, yani 1800 ile 800 arasında, 1800 ile 2100, 2600 gibi çeşitli dilimlerde frekanslar var. Bu frekanslar üzerinden konuşuyorum. Bu frekansları operatörler satın aldılar ve bu frekanslar üzerinden 1 Nisan 2016'ya kadar yatırım yapıp açacaklar herkese. Bu şu demek oluyor, hem bireysel hem kurumsal olarak bizi nasıl etkileyecek diye sorarsak, şu anki kullandığımız internette 12 kat hızlı olacak. Yani şu an biz 12 kat. 3 evet 12 kat 3G teknolojisi kullanıyoruz. Hatta 3G'nin en iyi dünyadaki en iyisini kullanıyoruz. Onun 12 kat hızlı olacak. Dünyanın kullandığı, 130 ülkenin kullandığı 4G teknolojisinde 3 kat hızlı olacak. Tabii bunun bazı kriterleri var. Bu sorulduğu için sık sık söylüyorum. Yani telefonunuzun modeli, paketiniz, baz istasyonu yakınız gibi bazı kriterler var bu 12 kat derken. Ama bunlar hepsi sağlandığında bu kadar performanslı olacak. Yani Yani hayatımızı çok etkileyecek. altyapımızın da uygun olması lazım kullandığımız Evet, altyapı telefonun, işte bilgisayarın. aynen öyle. Hem bireysel olarak bizim kullanıcıların hem de bu hizmeti verenlerin o altyapı çalışmaları bitirmesi gerekiyor. Ve biz çok hayatımızı değiştirecek derken de şunu kastediyoruz. Mesela telefonumuzdan yaptığımız işte akıllı telefonumuz veya tabletimizden sim kartı takarak yaptığımız birçok işlem hızlanacak. Örneğin çok kullanılan periskop uygulaması var biliyorsunuz. Çok bağlantı kopuyor, görüntü kalitesi kötü oluyor. Bununla çok iyi kalitede görüşmeler yapacağız. Veya bir film indirirken, bir şarkı dinlerken hiçbir kesinti olmayacak. Konusal olarak da nesnenin internet dediğimiz bir kavram var. İşte vücudumuzun değişik yerlerine takılan veya giyilebilir teknolojiler olarak da adlandırdığımız teknolojiler veya kurumsal olarak da işte bindiğimiz arabanın, kullandığımız buzdolabının, evdeki klimanın internete bağlanıp çok hızlı veri alıp vermesiyle bu teknolojiyi sağlayacak. Örneğin mesela bir doktor hastasını yerleştireceği bir işte akıllı bir saatten veya bir bileklikten çok hızlı verileri alıp o verileri tekrar tersine gönderebilecek. İnternet üzerinden açık ameliyatlar yapılacak sadece görüntüyle vesaire gibi hani tüm branşları, disiplinleri, sektörleri ilgilendiren büyük bir kırılım olacak. Böylece 4.5G ile 1 Nisan 2016'da bunun devreye alınması öngörülüyor. Yani Tabii bizi etkileyen, tam olarak hayatımıza 1 Nisan 2016'da mı girecek? evet, yani şartnameye göre yapılan ihaledeki şartlar 1 Nisan 2016'da bu sistemin kullanılır olması, bu servislerin kullanılır olması öngörülüyor. Çok da büyük bir zaman kalmadı. Yani bizim için iki dezavantajı olabilir. Bu teknolojiyi desteklemeyen telefonlarımız varsa orada bir sıkıntı yaşayacağız. Bir telefon maliyeti olacak bize. Bir de bu şu an kullandığımız data paketleri, yani her operatörden kullandığımız internet paketleri yetersiz kalacak. Burada tabii bu hizmeti veren Türkiye'deki operatörler yeni düzenlemelere gidecekler mutlaka, ama sanırım internet faturaları biraz cep yakacak bu görünüşe göre. Çünkü çok hızlı olduğu için hızlı tüketim olacak. Yani bu hızlılığın karşısındaki maliyette bizim cebimizden çıkacak gibi görünüyor. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ben hani
bir bilgi vermek istedim kısaca. Buyurun, da olsa. Çok da güzel oldu efendim. Bizi aydınlattınız o konuda. Faydalı olmuştur. Diğer haberlere göre gelecek olursak iki tane haber var. Bir yurt dışından bir ülkemizden sağlıkla alakalı. Evet. Sağlıkta teknolojilerin nasıl kullanıldığı, nereye doğru gittiğimizle alakalı. Bir tanesi Başakşehir Belediyesi, İstanbul Başakşehir Belediyesi'nden. Evet. Mobil sağlık ölçüm ve tarama sistemi diye bir servis vatandaşlarına sunmuşlar. 4 dakikada check-up yapıyor. 10 yerde var. Başakşehir Belediyesi'ne ait 10 merkezde. Web sitesinde bu 10 yer görülebilir. Oraya gidiyorsunuz. Bir cihaz vasıtasıyla size 4 dakikada 33 ayrı teste tabi tutup check-up yapıyor. İşte kan tahlilinden şekerinize kadar 33 testi yapıyor. Ve 4 dakikada SMS ile de cep telefonunuzda bunun sonucunu veriyor. Şu an 6 ay olmuş bu hizmeti açalı. 40 bin kişi faydalanmış. Buradan dinleyicilerimize duyurmakta fayda var. Evet. Özellikle Başakşehir Belediyesi'nin, Başakşehir sınırları içinde yaşayan dinleyicilerimize. Dünyadan bir haber var. Bu da biraz önce bahsettiğim giyilebilir teknolojilerle alakalı. İngiltere'de yapılan bir araştırmayla vücuda yerleştirilecek minyatür bir sağlık çipi ve bu çiple beraber bütün vücudumuzdaki anlık bildirimleri, veri akışlarını doktorumuza gönderebiliyoruz ve hızlıca çözümler üretebiliyoruz. Yani işte nabız, tansiyon, şeker veya kalp atışı, Allah korusun kalp krizi gibi durumlarda o çip sayesinde bu çipte omuza veya sırta bir bant şeklinde yapıştırılabiliyor. Ben fotoğrafını görmüştüm. Bu çiple beraber doktorumuza, aile hekimimize veya işte hizmet aldığımız hastaneye bu veriler gönderiliyor ve acil bir durum olduğunda, acil olmayan bir durumda da size tedbir almanızı sağlıyor. Dünya hani bu teknolojilerle beraber nereye gidiyor? Daha da iyi anlamış oluyoruz. Hindistan'dan çok ilginç bir haber var. Çok da güzel bir haber. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hindistan'da birkaç eyalette başlamış. Çöpünü çöpe atanlara bir kod veriliyor ve bedava internet kazandırılıyor. Bu haberi biraz açalım isterseniz. Yani sokağa veya çöp kutusuna atılmayan çöplerin çöp tenekelerine, çöp kutularına atılmasını teşvik etmek amacıyla yapılmış. Çöp bidonlarına, çöp tenekelerine attığınız çöpten sonra size verilen bir kod var. O kodu telefonunuza girdiğiniz zaman SMS ile beraber size belli bir ölçüde bedava internet veriyor telefonunuza. Böyle bir kampanya başlamış. Çok güzel. Hindistan hükümeti operatörlerle anlaşıp çöpünü çöpe at, interneti kazan başlığıyla. Bu da çok ilginç bir haberdi. Ülkemizden bir haber var. Ülkemizdeki yerli girişimler giderek artıyor. Hep konuştuğumuz acaba Türkiye'de Facebook, Twitter gibi işte Amerika topraklarında, Amerika'da ortaya çıkmış bu büyük projeler, şirketler Türkiye'de de neden olmuyor? Özellikle bunu çok sık konuşuyoruz. Türkiye'de de oluyor. İki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi Vine'e rakip olacak bir girişim. Evet. Vine biliyorsunuz Twitter'ın 7 saniyelik video paylaşma uygulaması. Birçok belki dinleyicimiz kullanıyordur. 7 saniyede derdinizi anlatabiliyorsunuz. 7 saniye süresi var. Evet. Buna rakip olarak Scope isimli Koç Üniversitesi'nin iki arkadaşının, iki bilgisayar mühendisi arkadaşının yaptığı bir uygulama. O da 7 saniye. Ve şu an 650 bin kullanıcısı var. Dinleyicilerimizin merak eden dinleyicilerimizin destek vermesini ben şahsen öneririm. Yerli bir proje. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda İzmit'ten iki arkadaşın yaptığı Türkiye'nin Facebook olarak nitelendirilen Firlişat özgürceaykır.com. Bu da Facebook gibi üye oluyorsunuz ve paylaşımlar yapabildiğiniz yaklaşık 40 bin kişinin kullandığı, aktif olarak kullandığı bu mecra. Evet. Türkiye'den de güzel şeyler çıkıyor. Onu söylemekte fayda var. Destekli olmamız lazım belki. Scope ve Firlişat mıydı? Nasıl? Firlişat. Vine'e rakip olan Scope. İsterseniz kodluyum. Samsun, Ceyhan, Ordu, Rize, Paris. Evet. Scope diye Facebook'a yazıyor. Rakip olan? Facebook'a rakip olan da freelyshot.com. Bir kod diyebilir miyiz? Tabii kod diyeyim. Fransa, Rize, Edirne, Samsun, Lüleburgaz, Samsun, Hatay, Ordu, Trabzon.com. Freelyshot. Evet. Olarak okunuyor. Dinleyicilerimizden mutlaka kullananlar da vardır ama tavsiye etmiş olalım. Bu dronlarla alakalı bir haber var. Biliyorsunuz drone dediğimiz insansız hava araçları var. Giderek de yaygınlaşıyor. Artık bireysel olarak bizler de satın alabiliyoruz. Sadece askeri amaçlarda da eğlence amaçlı da kullanılabiliyor birçok sektörde.
gökyüzünde kumandayla işte çeşitli şarj aletleri veya pille uçabilen cihazlar, drone'lar deniyor. Evet. Bunlar Amerika'da ilginç bir şey sahne olmuş ve bununla alakalı acaba neler yapabiliriz? Bir yasa çıkartılması konuşuluyor şu an. Amerika'nın Maryland eyaletinde cezaevine drone ile cezaevinde yatan kişiye yasak bir madde dışarıdan teslim etmeye çalışmışlar. Akrabaları ve arkadaşları bilmiyorum bunu. Ve cezaevi yönetimi bunu görmüş. Bu tabii şehirde, eyalette büyük bir tartışmaya sebep olmuş. Bunları nasıl kontrol edeceğiz acaba diye. Bu geçen hafta konuşulan, en çok konuşulan konulardan biriydi. Yani kötü niyetli de kullanılabilen birçok mecra olabiliyor. Özellikle hayatın mahremiyeti, özel hayatın mahremiyeti gizliliği konusunda işte izlenmek istemeyen ünlülerin izlenmesi. Çünkü bunun üstüne kameralar koyuyorsunuz ve o kameralar vasıtasıyla çekimler yapabiliyorsunuz kimsenin haberi olmadan. Evet. Bu sanırım artık hayatımızda bayağı tartışılacak bir yere doğru gidiyor. Son olarak da biz yarın Dijital Hayat TRT Radyo 1'de her cuma saat 15'te bir programımız var, Dijital Hayat isimli. Evet. Teknoloji ve interneti konuşuyoruz. Orada bir girişimcinin özelliklerini konuşacağız. Girişimcilik doğuştan mı yoksa sonradan kazanılan bir şey mi? Hangi özellikleri barındırmalı? Neleri yapmalı? Bu konuları girişimhaber.com kurucusu İdris Cini ile konuşacağız. Vakti olan dinleyicilerimiz TRT Radyo'yu internetten de dinleyebiliyorlar. TRT Radyo 1'de Saat 15'te. Saat 15'te canlı yayında. Sizi dinleyebilir. Evet, bizi dinleyebilirler. Bu haftalık haberlerimiz bunları yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı.